Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere saksı ağaçlarımızın daha şık, daha güzel ve daha ilginç görünmesini nasıl sağlarız onu anlatmak istiyorum. Benim için bu görüntü çok harika, çok muhteşem bir görüntü arkadaşlar. O da bitkilerin gövdesinden ve dallarından kök indirip hava kökü oluşturması ve bu köklerin kalınlaşıp bitkiyi adeta masallardan fırlamış bir ağaç görüntüsüne büründürüyor. Şimdi bahçemize geçelim ve hava kökü nasıl oluşur ya da nasıl oluşturulur, oluşan bu hava kökleri nasıl geliştirilir onu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bahçemdeki çiçeklikteyim ve burada bol sayıda Ficus retusalarım var. Ve hava kökü oluşumu ve gelişimi Ficus retusalarda gerçekten çok harikadır. Bunlar Ekim-Kasım aylarında yaptığım çalışmalar. Bunlar geçen yıl yaptığım çalışmalar ve hemen yanında da Ekim-Kasım ayında yaptığım çalışmalar. Yani çalışmalar bitmiyor arkadaşlar. Süreklilik arz ediyor. Şimdi şurada ağacın genellikle kuzeye bakan gölgeli taraflarında hava kökü oluşturuyor benim bahçemde. Ve bu gördüğünüz hava köklerini toprakla buluşturduğumuzda inanılmaz bir görüntü elde ediyoruz. Bakın buradaki hava kökünü geçen yıl toprakla buluşturmuşum. Şu şekilde borular yardımıyla. Şimdi burada yaptığım uygulamanın aynısını burada yapacağım. Ve bu kökün bu boru içerisinde gelişip kalınlaşmasını sağlayacağım. Bütün köklerin kalınlaşmasını sağladıktan sonra gerçekten ağacımız görsel bir şölen sergileyecek. Evet arkadaşlar, hava köklerini toprakla buluşturmak için bahçe toprağımızdan, kumlu topraktan incecik bir elekle eleme yapıyoruz ve pürüzsüz, taşsız bir toprak hazırlıyoruz. Ve bu elediğimiz toprakları da küçük damlama sulama hortumları var. Bu hortum parçalarının içine dolduracağız ve kökün bu hortum içerisinde gelişmesini sağlayacağız. Şimdi uygulamaya geçiyorum. Ve işlemi tamamladık. Evet arkadaşlar, hava kökü çalışmasını, toprağa alma işlemini tamamladık. Şimdi şöyle küçük bir iple ya da streç bir filmle bu boruların kaymasını engelleyecek şekilde bağlama yapacağız. Böylece borular yerinden kaymayacağı için köklerimiz sağlıklı bir şekilde gelişecek inşallah. Ve bu ortamı sürekli takip edeceğiz arkadaşlar. Sürekli nemli tutacağız. O borunun içindeki toprağın kurumasına izin vermeyeceğiz. Ve bitkimizi bulunduğu ortama aynı şekilde koymayacağız arkadaşlar. Şimdi bu taraftan hava kökü oluşturduğumuz için kuzeye bakacak şekilde bitkimizi çevireceğiz. Ve bu tarafı kuzeye getirip o şekilde koyacağız. Böylece sezon sonuna kadar bu taraftan da hava kökü oluşmasını sağlayacağız. Ve hava kökü sayısını, kalınlığını artırmaya çalışacağız. Şimdi bahçemdeki topraktaki ağaçta yaptığım uygulama var. Onun sonucunu bir görelim. Evet arkadaşlar, bahçedeki ağaçtayız. Gördüğünüz gibi hava kökleri kendini çok net gösteriyor ve kalınlaşmalar çok güzel. Şurada dikkat ederseniz yeniden bir hava kökü oluşumu var. Şurada iki tane, biri küçük biri büyük hava kökü oluşumu var. Yakından göstermek istiyorum. Biraz sonra bu paylaşımı tamamladıktan sonra bu yeni oluşan hava köklerine de aynı uygulamayı yapacağım. Ama önce bu boruların içerisindeki köklerden bir tanesinin durumunu daha net göstermek istiyorum. Keserek boruyu çıkartacağım. Şimdi borumuzu köke zarar vermeden yavaşça kesiyoruz. Evet arkadaşlar, işlemi tamamladık. Karıncalar bu boru içerisinde koloni kurmuş. Ve ana kökümüz toprakla buluşmuş ama toprağa ulaşmaya çalışırken de çok sayıda yan kök yapmış.
Yani bu işlemin ardından ben bu boruyu tekrar buraya sabitleyeceğim ve bu yan köklerinde toprakla buluşmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Bahçemizdeki ağacın hava kökü oluşturma durumu da bu şekilde. Evet arkadaşlar, hava kökü oluşturma ve geliştirme çalışmalarımız bu şekilde. Bu çalıştığımız ağaç Ficus retusa, bir çeşit incir ağacı. İncir ağaçları bu yöntem için en uygun ağaçlardır arkadaşlar. Bizim ülkemizdeki incir ağacıyla bu incir ağacı çok yakın akraba. Bunlar Ficus retusa, bizim incirlerimiz Ficus carica. Şimdi bahçemdeki Ficus carica'nın dalına yaptığım uygulamanın sonucunu bir görelim. Evet arkadaşlar, incir ağacımızı görüyorsunuz ve şu şekilde incir ağacının bu dalına hava kökü uygulaması yaptım ve toprakla buluşturdum. Boruyu söktüğümde saçak kısmın daha toprağa yeni temas ettiğini fark ettim ve tekrar 5 litrelik su şişesiyle o temas yüzeyini artırmak için, köklerin toprağa sıkıca bağlanması için yeni bir çalışma yaptım ve bu şekilde incir ağacımda da hava kökü oluşturma çalışması aynı hızda devam ediyor. Evet arkadaşlar, hem bahçemdeki Ficus retusaları, hem saksıdaki Ficus retusaları, hem de bahçedeki Anadolu inciri diye bildiğimiz Ficus carica'yı yakından gördük. Ve hava kökü çalışmaları tamamlandığında ağacın görsel şöleni iyice artacak arkadaşlar. Bakın, bu ilk yaptığım hava kökü yaklaşık 4 yaşında. Ve burada sarmal bir şekilde inmişti. O kadar sıkı sarmal oluşturmuş ki ve burada bir kaynaşma gerçekleşmiş. Bir süre sonra buradan sütun gibi inen bir kök görseline dönüşecek. Önceleri daha güzeldi, sarmal şekilde iniyordu, ama şimdi birleşmeye ve kaynaşmaya başladı. Aynı şekilde bütün dallardan ikişer üçer tane hava kökü indirdiğimizde gerçekten çok güzel, gerçekten çok şık, seyrine doyum olmayan ağaçlar elde edeceğiz. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.